Herkese selamlar ve sevgiler YouTube. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yanında kardeşim var. Kardeşimle birlikte şu Allahsız oyun vardı ya. Şunu oynayacağım. Ben geçen sefer yine yara yemiştik. Direkt ölmüştük. Geçen sefer işte işleri hiç de yoluna gitmedi. İzleyenler varsa biliyordur arkadaşlar. Bu sefer yanında kardeşim var. Kardeşimle birlikte ortak kararlarla birlikte bir ilerlemeye falan çalışacağız. Yine az çok bir şeyler falan toplayabildim. Tabii nah toplayabildim. 60 sene ne toplayabilirim ki? Zaten karıyı kızı çocuğu almak nereden bakarsan 30 sene sürüyor. Onun haricinde birkaç bir şey daha falan aldım. Baksana şu köşede şey var. Bidondur nedir o amına koyayım? İçinde su var galiba. Bir de onu aldık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Baksana ortalık bomboş amına koyayım. Bu sefer silahı alamadık. Zaman yetmedi. Tamam. Hayır, bunları sen okur musun? Tamam. Birinci gün. Patlamadan hemen önce hepimiz sığınağa ulaşmayı başardık. Ucuz atlattık gerçekten. Birlikte olduğumuz sürece burada işler yoluna koyabiliriz. Hazırladığımız kadarıyla konserve çorba sağlıklı bir şeydi. Konserve çorba. Bu kaynakları sığınağa getirdiğimizi hatırlamıyoruz. Ama bu durumdan hiç şikayetçi değiliz. Hatta daha iyi bir stok çalışması bile yapmamız gerekirdi. Raflarımız konserve kutularıyla doldu. Kutulardan yiyeceğiz. Kutuların üstünde uyuyacağız. Kutularla konuşacağız. Bazılarımızı yapmaya çalıştı bile. Başarı bile. Şimdiden kafa yemeye başlamışlar. Gelecek için planlar yapmak için ideal bir zamanda veya yerde yaşamıyoruz. Ama bu korkunç duruma nasıl yorumlayacağımızı biliyoruz. Evimiz hala sağlam mı, yoksa Toronto gibi kimsenin umurunda olmayan bir yere mi taşınmamız gerekecek? Yazılar çok kötü okumuyor diyor. Aynen, yazılı biraz kötü olduğu için zor okunuyor. Ses biraz yüksek, sesi biraz kısayım. Nükleer sesi. Bu? Radyasyon sesi. Allah, bu radyosun sesi miymiş? Ben de diyorum bu ses nedir? Radyodur nedir amına koyayım diyorum. Burada radyoda yok. Bu ses nereden geliyor falan diyordum. En azından 63. güne kadar çıkmamız lazım. Kurtuluş var mı söylüyor musun? Kurtuluş var. Eminiz ki nereye gideceğimizi buradan kurtulduktan sonra düşünebiliriz. Ted iyi. Mary Jane yaşadığımız bu durumu etkileyici bir biçimde çok iyi idare ediyor. Bugün iyi gibi. Hayat bu sıralar hepimiz için zor ama bugün Dolores keyifli. Umarız böyle devam eder. Korkunç şartlarda yaşamamıza ve başımızdan geçen tüm kötü olaylara rağmen yine çok cesur davranıyor. Tamam. 3 günde bir yemek vereceğiz. Alan hala çok fazla radyasyon yayıyor gibi. Şu anda nükleer çöle çıkmak güvenli değil. Tabii eğer hastalanmaktan çekinmiyorsan. Ted bir yolculuğa çıkmak için çok iyi durumda. Dolores oldukça iyi durumda falan filan. Tamam, yolculuğa çıkalım. Mary Bu değil. Bak, benim burada radyasyon maskem var. Ben görebiliyorum. Onu kullanmak istiyorum. Kimsenin hastalanmasını istemiyorum. Radyasyon maskesini niye almadı acaba? Ona gerek duymadı mı yoksa? Bana radyasyon işlemez mi dedi? Ne dedi? Bu gitmedi. Jane. Gitti. Geri geldi. Bu da sudan galiba. Badan suyu buraya koymuşlar. Ucuz atlattık. Yangını söndürmeyi başardık ve hiçbir şeye hasar görmemiş gibi görünüyor. En azından çok ağır değil. Umarım da bu olay bir daha yaşanmasın. Yoksa itfaiyeciler çağırmamız gerekebilir. Hiç itfaiyeci kaldı mı ki? Tez bir şeyler içmezse fazla yaşamayacak. Mericeğin çok uzadı ve bir şeyler içmeli. İhtiyacımız olan bir şey varsa o da Dolores için sudur. Buna hemen su verelim. Hepsi su istiyor. Bugünkü keşif için bir seçim yapmamız lazım. Nükleer çöl ile yüzleşip hayatta kalma olasılığının en yüksek olan kişi kim? Bence Ted'dir. Götü büyük ya. Bence hayatta kalır. Dur ya! Maskeyi vermedim anasını şeydim ya. Oyunda yeniyim ya arkadaşlar. Son anda aklıma geldi. Tüh. Maske de burada kaldı. Neyse, belki ileriki zamanlara doğru lazım olabilir. Ted yüzeye gitti. Umarım kısa bir süre sonra döner. Mary Jane susuzluğunu giderdi. Dolores susuzluğunu giderdi. Tenis susuzluğunu giderdi. Şimdi birazcık yemek vereyim. Gerçekten özlemiz bir kişi var. O da büyük amca Terry. Eskiden kaplumbağalar, filler ve büyücüler hakkında muhteşem hikayeler anlatırdı.
Bu hikayelerden birini tekrar dinlemek çok rahatlatıcı olurdu. Ama bizde onun bir fotoğrafı bile yok. Sadece anılar. Bu yazıları kim yazıyor? Kendileri yazıyorlar. Beşinci gün durum bu. Ne bir fotoğrafımız var, ne haber alabiliyoruz, ne de mutluluk veren düşüncelere dalabiliyoruz. Dünya çok zalim. Mary Jane bugün hiç sorun çıkarmadı. Hiçbir sorun da onun karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Dolores bugün iyi durumda. Bu minik sığınakta insanın olabileceği kadar iyi en azından. Korkunç şartlarda yaşamamızı ve başımızdan geçen tüm kötü olaylara rağmen Tini çok cesur davranıyor. Yemeği verdim. Sütü 2 gün önce verdim. Yarın su veririz. Diyetimize konserve ve çorba dışında bir şeyler eklemek hakkında konuşurken kapı aniden çalınınca dikkatimiz dağıldı. Gelenler oldukça kötü durumdaki felaketlerden oluşan bir gruptu. Tek istedikleri şey içecek bir şeyler. Bir lokma yemek veya en azından yaralarla ilgilenebilmesi için temiz bir bandaj. Yardım etsek mi acaba? Böyle durumlarda çok kararsız kalıyorum oğlum ya. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Yazımı tura mı atacağım bak. Sigara kağıdını şu yüzeyi yazı. Bu tarafı tura. Tamam mı? Yazı çıkarsa su vereceğim. Çıkmazsa vermeyeceğim. Hadi bakalım atıyorum. Yazı çıktı amına koyayım. Neyse halimiz. Görelim halimiz. O söz öyle miydi acaba? Neyse. 6. gün. Onlara istediklerini verdiğimizde ziyaretçilerimiz göz yaşlarına boğdular. Kıymetten sağ çıkmayı başardık ama neredeyse bize minnettar bir grup sığınmacı tarafından boğuluyorduk. İnsanlarımız sarılmaktan olabiliyormuş. Neyse ki güneş batmadan önce güvenli bir yere gitmek için yolculukların devam etmeye karar verdiler. Gitmeden hemen önce işlerinden biri bize bir portatif radyo hediye etti. Hediyeyi kabul etmemiz için ısrar ettiler ve kısa süre sonra Federation ve enkazların arasında gözden kaybolarak gittiler. Şu anda yapabileceğimiz en doğru şey Mary Jane için içecek bir şeyler bulmak olacaktır. Arkadaşlar bak bu çok iyi. Radyomuz oldu. Artık böyle hayatta kalan insanlar varsa askerler, maskeler falan filan onların radyolarını dinleyebiliriz. Artık radyomuz var. Bir su gitti ama radyo geldi. İyi. İçecek bir şeyler vereceğim buydu galiba. Buna su verelim. Bir dakika. Bugün suyun günü. Çünkü toplamda 3 gün oldu. Yarın yine yemek vereceğim bunlara. Bu küçük sığınakta her yeni koku hemen burnumuza saldırıyor. Bir şeyleri fark etmemek mümkün değil. O yüzden duvarda bir parça tuğla düşüp de arkasında dar bir boşluk açıldığında burnumuza gelen korkunç koku hemen bizi esir aldı. Sanırım o deli kontrol edip kokunun kaynağını bulsak iyi olur. Kötü koku. Sürekli bir insan kötü koku çekerse bu ona zarar verir arkadaşlar. Hatta bununla alakalı bir şey de vardı ama biraz fazla vardı. Bir adam Çin'de bir adam. Ne olsa Çinlerden o bu pis şeyler. Neyse. Adam işten her eve geldiğinde çorabını kokluyormuş arkadaşlar. Acaba nasıl kokuyor diye. Adam alıyor kokluyor. Kokladığı zaman da yıllarca bu şekilde devam edeceği adamın en sonunda midesinde mi karnısı mı ne mantar çıkıyor adam sonra da ölüyor işte. O yüzden gidin kontrol edin size bak şu maskeyi verebilirim bak yarrak gibi orada dikilip kalmış. Maskeyi alın kesin yanınıza alın. Neyse devam ediyoruz. İyi kimse halen hastalanmamış. 7. gün. 7 mi 1 mi belli değil. 7. Pençeleri, dişleri veya diğer mutasyona uğramış ve keskin vücut kısımları olan bir şeyin üzerimize atlayacağı korkusuyla deliğin içine baktık. Ama hiçbir şey olmadı. Onun yerine bir domates çorbası konservesine ulaşmaya çalışan ölü bir fare bulduk. Korkunç bir şekilde başarısız olmuş. Hayvandan daha şanslı olacağımızı düşündüğümüz için ona el koyduk. Fareye boş bir konserve içine düzgün bir cenaze düzenledik. O kadarını hak ediyordu. Medicin susuzluğunu giderdi, dolara susuzluğunu giderdi. 9. günde şey yapacağım. Su vereceğim. Ondan sonra yine yemek vereceğim. 9. güne kadar dayanın. Bir şeyler tarafından izlenildiğini hissetmek gerçekten çok garip bir duygu. Sığınağımız küçücük ama bu durumda bir süredir canımız sıkıyor. Tüm dolapları kontrol ettik ama burada gizlenen kimseyi bulamadık. Burada bizden başka canlı bir şey var mı? Bir tür kemirgen belki. Eğer öyleyse bu küçük cennetimize Ege'min
Tyr'in biz olduğumuzu ona göstermemiz lazım. Ne silah var ne balta var. Gidin taşlarınızı vurun hayvanın kafasına. Haydi bakalım. Kaldırın böyle tak diye vurun. Hasar almasınlar da başka bir şey istemiyorum. Kız iyice gitmiş. Gelmedi. Kedi siktiler dışarıda galiba. Ondan şüpheleniyorum. 8. gün. Etrafta dolaşıp o tüylü kemirgeni öldürmek için bir şeyler ararken hayvan ortadan kayboldu. Onunla birlikte bir konservimiz de yok oldu. Anladığımız şey şu. O küçük şeytan kutuyu küçük deliklerden geçirmeye nasıl başardı? Ortalık sakinken her şey daha iyidir şansımıza. Şansımıza bugün Mary Jane bildiğiniz gibi mevcut durum düşündüğüne Dolores oldukça sakin. Hiç haber olmaması iyi haberdir. Değil mi? Aynı bildiğimiz gibi. Amına kodum. Gittik deliğe baktık. Bir tane yemek bulduk. Hayvan ne yaptı ne de illa ki ya domates salçasını götürdü ya. Çorba da nedir amına koyayım. Korba. Ha şu işe bak. Kendimize ait bir nükleer felaket bahçemiz var artık. Dualardan birine bir sürü mantar büyümeye başladı. Kesin radyasyonu mantardır amına koyayım. Yenilecek kadar büyükler. Ne dersin? Bugün bir mantar ziyafeti yapsak mı? Ölmek istiyorsanız yapabilirsiniz. Mantarlar hiç görmüyor ya. Zil çalıyor şu an. Ne oldu? Kimse gelmedi. Bugün su günü. 9. gün. Aç olabiliriz ama asla yemeyeceğimiz bazı şeyler var. Duvar mantarları da onlardan biri. Ara sıra herkesin su içmesi gerekir. Bu Mary Jane için de geçerli. Hiç su kaldı mı? Biraz su kalmış olmalı. Ona Dolores içmeli. Timmy son zamanlarda sürekli olarak sudan bahsediyor. Biraz su içmesi lazım. Bugün suyun günü. Yarın da yemek günü. Her neyse. Atom bombası küçük kasabadaki her şeyi yok ettikten sonra bir daha kimsenin bize telefon aramayacağını sanıyorduk. Ama sokağımızdaki telefon kulübesinin patlamanın bir şekilde sağ çıkmış. Ve şu anda çalışıyor. Telefon çalışması için birinin dışarı göndermeliyiz. Şu kızı Hiçbir şey yollayalım. yapamaz ya. Altısı telefona bakıp gelecek. Sikmeyecekler ya amına koyayım. Diğer nükleer çör insanlara irtibat kur. Tamam sen git ama yanına da şu maskeyi al. Maske gözüme çok takıldı. Almıyor maskeyi. Amını sikeyim. Takım maske gitmiyor ki. Kim geldi? John Wayne amcam geldi. Ha bak tipe bak. Hastalanmış. 10. gün telefonu açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlamayı net bir şekilde duyduk. Kendisi yakınlardaki bir vadisinden bir felaketzade olarak tanıttı. Bilgi alışverişi yapıyorduk ki bağlantı aniden kesildi. Onlardan kaynaklı bir sorun yaşanmış olmalı. Umarız bizi tekrar ararlar. Ted yüzeye yaptığı yolculuktan sağ salim döndü. Bu kişi başarılı olur diye ümit ediyorduk. İşlerin yolunda gitmemesi çok kötü oldu. Sokağın aşağısında bir tür araç bulduk. Ama gece karanlığı olduğu için pek bir şey göremedik. Belki gelecekteki çiftler daha verimli geçer. İnşallah. Ted karakterinin karnı gurulduyor. Ted çok yorgun. Ted bir şeyden enfeksiyon kaptı. Mary Jane susuzluğunu giderdi. Dolara susuzluğunu giderdi. Tim susuzluğunu giderdi. Tim bir şey de yedirmeli. Ben dün onlara yemek mi verdim, su mu verdim hadi. Evet. Adam bugün yemek günü. Yemeğinizi yiyin. Şunu da iyileştirin. Peki dur hele. Abu anasını siktiğim eve geldi ya. Peki ne getirdi? Hiçbir şey. Hiçbir şey getirmedi mi? Ölsün o zaman onun götünü sikeyim ben. Öl. Suratı da tükürdüm şimdi suratına. Bu dualar içinde güvende olabiliriz ama ilgilenmemiz gereken başka sorunlar da var. Hiçbirimize doğru düzgün uyuyamıyoruz. Buyurun en kısa sürede ilgilenmemiz lazım. Aksi takdirde gerçek bir tehlikeyle mesela Mars'ı uzayla falan filan. Mars'ı uzayla sizi sikmez oğlum korkmayın. Neyse abu koca götünü siktiğime vereyim mi acaba? Bunun amına koyayım ben. Gitti dışarı 6 gün boyunca kaldı bir yarramı getirmedi. O biri yok yok kimse bunu siksin ya buna bir şey yapsın ya. Neyse haydi. Dost nükleer çok insanlar dolarla talimatları bekle. Verelim lan hadi sence buna. Veriyor. Evin babasıdır. Ama ben baba da sikerim fark etmez. Ben böyle babanın götünü sikerim. Ben böyle neyse. Bu dualar içinde güvende olabiliriz ama ilgilenmemiz gereken başka sorunlar da var. Hiçbirimiz doğru düzgün uyuyamıyoruz. Bu duruma en kısa sürede ilgilenmemiz lazım. Aksi takdirde gerçek bir tehlikeyle mesela Mars'a uzaylı... Ha bugün aynı kelimeymiş amına koyayım.
Tipine de bak, götünü sikeyim. Giden vuracağım ben bu adam. Çok sinirim bozdu ya. 11 gün önce dışarıda kalıyor. Nasıl bir şey bulamıyorsun amına koyayım. Bay bir tane sopa vur. Bu amına kodum faresi gelince kafasına vurak. Anasını sikeyim. Dışarı gittin. Sıçıp mı geldin? Ne yaptın anlamadım ki. Oha bir tane daha çorba çalmış. Hocamızı sikti valla bu fare. Kimse yoktu bu fareyi siksin ya. Bize de burada sikici lazım neyse. Semptomlarımızı cesurca görmezden gelerek en azından 1-2 saat uyumaya çalıştık. Şansımız yaver gitmedi. Eskisinden daha yorgunuz. Şu anda ve yakında yüzleşmemiz gereken başka sorunlarımız da var. Umarız SMS seslerimiz yağmacıları kaçırmaya yeter ve bizi radyasyonlar hastalığından korur. Ted karakterinin karnı gurulduyor. Ted hala çok vurgun ve gücünü toplamak için biraz daha zaman ihtiyacı var. Ted hastalığını yemeyi başarır. Ted bir şeyler içmezse geberecek. Ted. Ted'e ben anasını sikim. Ted'e yemek de verdik, su da verdik, ilaç da verdik. Halen aç. Bela, Bela Hadi ben de şu an gidiyorum. Gidiyor bir hafta boyunca kalır gelir hastalanmış. Aa, hiçbir şey getirmedim. Bana yemek ver, su ver, ilaç ver. Aa, öteki gün olur. Aa, halen çok acım. Yemek ver lütfen su. Anasını sikim, kıyamet olmuş kıyamet. Evin babasını siktiği kıyamet olmuş kıyamet. Abi anasını siktim dışarı yollayak ya. Neyse kız gitsin. Belki kızı sikerler. Belli olmaz. Kızı sikerlerse belki karşısında para verirler bize. Bazen çocuğun olmuş. Çocuğu da sikim ben. Hepsini sikim. Hiçbiri bir yarama yaramıyor. Geçen bölümde de böyleydi. Geçen bölümde de böyle. Onun hepsini amına koyayım. Hiçbir yarama yaramıyor. Bak ne oldu mu geçen bölüm? Abu. Abu şerefsiz evi terk etti. Kadın. Susuzluktan öldü. Kızını dışarı yolladım. Geri gelmedi. Baba da zaten dışarı çıktı. Ölüsü geldi. Kapının önünde kemikleri vardı. Kızını dışarı yolluyorum. Git iki bardak su getir diye. Kızı gelmiyor. Anası susuzluktan ölüyor. Bu duruma sinirlenen çocuk da evi terk ediyor. Babası dışarı çıkıyor geri gelmiyor. Böyle bir oyun sonu işte. 12. gün. Mary Jane dışarı gitti. Umarım çok kısa süre içinde geri döner. Mary Jane'i siktiler. Kendilerine mahzenine koydular. Her gün 10 tane adam üzerine çıkıp biniyor. Olay bu. Tamam. Ted aç. Ted hala gücünü toplayabilmiş değil. Ted bir gözü toprağa bakar vaziyette. Hemen bir şeyler içmesi gerekiyor. Dolores dinlemek için biraz daha zamana ihtiyaç duyuyor. Çok bitkin görünüyor. İhtiyacımız olan bir şey varsa o da Dolores için Ya sudur. tamam ben hepsini alın yiyin. Ananızı sikim yiyin. Yiyin büyütün. Daha çok büyütün. Neyse. Yemeğimiz ve suyumuz olduğu sürece burada kilitli kalabiliriz. Ama eninde sonunda dışarı çıkmamız gerekecek. Başımızı daha fazla belaya sokmadan doğrudan güvenli bir yere gitmemiz iyi olacak. Tabii eğer mevcut durumda böyle bir şey mümkünse cesur askerlerimizden bizi kurtarmaya gelip çok gizli stoklardan tam bir devlet sığınağına götüreceklerini umuyoruz. Timmy okuduğu çizgi romanlarda da böyle yerlerin olduğunu bahsetmişti. O yüzden gerçek olmaları sadece ordu ile irtibat kurmamız lazım. Tamam alın abına kurun. Kurun belki sizi kurtarmaya gelirler. Nah gelirler. O kadar ya uşaklar ya. Kızı şu an acaba ne yapıyorlar? 13. gün. Haberler iyi. Devlet bulunduğumuz bölgedeki felaket zedeleri tahliye etmekle ilgili bir radyo yayını yaptı. Dileyen herkesin biraz daha beklemesini istediler ve birkaç gün içinde tekrar iletişim kuracaklarını söylediler. Yakında buradan kurtulacağız. Ted aç. Ted hala gücünü toplayabilmiş değil. Ted susuzluğunu giderdi. Dolores hala burada güzel bir uyku çekememekten şikayet ediyor. Dolores susuzluğunu giderdi. Dini biraz daha dinlemeli. Timmy susuzluğunu giderdi. Bugün yemek günü mü? Aynen dün su vermişti, bugün yemek. Ancak yiyorlar, başka bir şey yok. Kapının arkasında özgürlük namını açın diye bir bağırış duyuruldu. Özgürlük temsil ettiği edenin kim olduğunu bilmiyoruz. Ama seslere bakılırsa gelen bir grup insan ve muhtemelen silahlar. Kendini böyle tanıtan biri muhtemelen özgürlük adına birini öldürmek istiyordu. Açalım belki gelip sikeler sizi. Dost nükleer çöre ordunun yeni talimatlarını bekle falan diyor. Tamam. Hadi kapıyı açın bakalım gelip sizi Ya siksinler. bu silahlı gruba kapıyı açacağız. Tamam. Al silah. Bize silah verdiler. 14. gün. Kapıyı açtığımızda muhtemelen lise öğrencileri olan silahlı gençlerden oluşan bir grupla karşılaştık. Tahminlerimizin aksine olduğu gibi dost canlısıydılar ve yakınlarda hiç komünist görüp görmediğimizi sordular. Onlara yardımcı olamadık. Silahsız olduğumuzu öğrendiklerinde bize bir tüfek hediye etme nezaketini bile gösterdiler. Onlara kim olduklarını sorduğumuzda sadece
Hortumlar dediler. Ted karakterinin karnı kuruldu diyor. Ted hala yorgun, birkaç gün dinlemeye ihtiyacı var. Dolores dinlendi. Ted'i dışarı yollasak olmaz mı ya? Ted'i dışarı yollasak siksinler onu. Siksinler evine kardeş çocuğuna baksın. Neyse. Dikkatimizi çekmek için sığınağımızın kapısını çalmaktan daha iyi bir yöntem olamaz. Gelen her kimse epey ısrarcı biriymiş. Son 5 dakikada durmadan kapıyı vuruyor. Açsak mı? Haberi sürekli kapıyı vuruyor. Şimdi bak, bir insan sürekli kapıyı vuruyorsa, Zor durumdadır. Açtır. evet, gelip beni sikleyecek halleri yok. Muhtemelen gelip o bizi sikecek. O zaman böyle düşünelim. Takas yapacağı bir şey yanında olabilir mi? Kararsız kaldım. Sence ne yapak? Yazımı tura mı atak? Yadı çıkarsa açıyoruz. Tura çıkarsa açmıyoruz. Tura çıktı, açmıyoruz. Kayıt alıyor lan değil mi? İyi, kayıt alıyor. Kapının arkasında niye konuşamıyor bunu, hele kapıyı açacak. Adam kaldırmış, yağlamış oğlum. Kapıyı açsın direkt üzerine atlasın, neyse. Ya diyor, sen bir kapıyı aç, ben sana ne yapacağım biliyorum diyor. 15. gün. Bir süre sonra kapıyı yumruklayan kişi vazgeçti ve gitti. Gelenin kim olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Acaba günün birinde öğrenebilecek miyiz? Ted aç. Ted hala yorgun, birkaç gün dinlemeye ihtiyacı var. Ted bir şeyler içmezse fazla yaşayamayacak. Biraz su kalmış olmalı. Onu doları seçmeli. Timi daha fazla susuz kalmamalı. Daha 2 gün önce su verdim ya orospu çocuklar. Hadi bir daha su vereyim. Ama oğlum günlük kombinimizi bozuyorsunuz. Bir günde yaşayamaz mısınız? Önce verek mi vermek mi? Verme. Bir günde yaşarlar lan. Yaşar. Hadi inşallah yaşarsınız. Yaşayın lan. Bu nükleer sanata kim tasarladıysa bir dahiymiş ama borudan damlayan şu yeşil şey de ne? Planımız bir parçası mıydı? Emin değiliz. Yanımızda getirdiğimiz şeylere bunu bir bak. Tamam. Kesin zararlı bir sıvıdır amına koyayım. Kimse ölmesin, hemcik su vereceğim bak bugün. Radyosun sesi niye böyle ya? Bak kimse ölmemiş. İyi. Ne? 16. gün. Heh, sorun çözüldü. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Toplu küçük sığınağımıza döndük. Ted karakterinin karnı kuruluyor. Ted dinlendi. Ted bir gözü toprağa bakır vaziyette. Hemen bir şeyler içmesi gerekiyor. Tamam. Dolores öldü. Timmy'ye yemek verin. Dolores su içmezse artık yaşamayacak. Timmy korkunç durumda. Ona su vermemiz lazım. Tamam, su verdik. Son zamanlarda tuhaf sesler duyuyoruz. Dışarıdan mı gelir yoksa bizimle birlikte sığınağa girmiş bir şeyden mi? Acaba şey olabilir mi? Bir şey bulamadık. Aklımızı kaçırmaya başlıyor olabiliriz. Durum daha da kötüleşmeden bizi oyacak bir şeye ihtiyacım, ilgilenmeye falan filan. Alın kart oynayın. Yarın yemek günü bak aşağıya. Kızı siktiler. Ben sana söylemedim mi? Kızı nükleer bombanın radyasyonu gidesiye kadar sikecekler. 17. gün. Biraz eğlenince şeyi unuttuk. Say, canımızı sıkan şey neydi? Ted aç, Ted susuzluğunu giderdi. Dolara susuzluğunu giderdi. Timmy susuzluğunu giderdi. Oğlum şimdi yemek yönü. Sadece yiyorlar. İnsan yeşiller içinde bir grubun kapıya gelerek zenginin ana fakiri verdiklerini iddiasını duyma hiç beklemiyorduk. Gerçekten bizim başıma gelen olan işte tam olarak böyleydi. Bu soyteri içeri alsak mı? Bizi epey eğlendirebilirler. Eğlendirebilirler. Kıyamet kopmuş. İçeriye soyteri gelecek. Muhtemelen sizi sikerek onlar eğlenecek. Aha vallahi Yo. kız geldi. Şu muradına Amını siktimin aklım orospusuna beni dedim. geçiyor. Kıza dedim ki şu maskeyi kullan dedim. Öyle dışarı çıktım, çıkmıyor. Bilmiyorum, belki de bizimki de neyse. 18. gün. Bu şüpheli çağrılara yanıt veremedik ve dışarıdaki gürültüler azalana kadar kapının kilidini açmadık. O insanların tekrar gelmelerini pek istediğimizi söyleyemeyiz. Zararsız insanlara benziyorlardı. Ama bu sıkıntılı zamanlarda zararsız insanlara güvenebilir miyiz? Zararsız görünmeyen insanlardan çok daha kötü olabilirler. Mary Jane yüzeyden sığınağa geri dönünce tarif edilemeyen bir mutluluk yaşadık. Biraz ek kaynak elde etsek iyi olacaktı. Ama bu keşiften elimiz boş döndü. Döndük. Sokağın aşağısında araç verimi devam eden bir çalışması gibi gördüm. Onu uzaktan gözlemledik.
Bakın arkadaşlar. Ted evin babası gidiyor. Dışarı 8 gün kalıyor. Hiçbir yaramı bulmadan gelir. Ben hastayım. Bana yemek ver, su ver diyor. 5 gün önce evde dinleniyor. Sonra kız dışarı çıkıyor. Hiçbir şey bulamıyor. Şimdi gel hasta. O da çünkü hiç kimse bir şey bulamıyor. Bulamıyorlar amına koyayım. Amına koyayım. Burada da çiftlik yok ya. Öleceğiz açlıktan. Nasıl böyle 60-70 gün boyunca hayatta kalmayı başarıyor bu millet ya. Neyse. Burası sen okumuştun. Kız aç. Kıza su ve yemek verek. Hadi. Belki o da bize verir. Kimi dışarı yollayalım? Abi dolgun karayı mı yollasak belki? Bunu yakalasak. Dur ya. Çocuğu yollayalım. Bugün kapıda bulduğumuz not hepimizi çok şaşırdı. Kimin yazdığı belli değildi ama bir süredir bizi izliyormuş ve bizim düzgün insanlar olduğumuzu düşünüyormuş. Tanışmak için bu gece bir buluşmaya silahsız sadece bir kişi göndermemizi istiyorlar. Birini göndersek mi? Silahsız diyor. Bir kişiyi dışarı yolla diyor. Adamı böyle yağlamış, yağlamış, yağlamış. Adamı yolla, yolla. Aa, böyle yapıyorlar dışarıda. O yüzden yollamam. Kızın daha küçüktür. Karım benimdir. Oğlum da oğlumdur. O yüzden yollayamam. Ben niye bunlara silah falan veremiyorum? Çocuk hala evde amına koyayım. Ben bu çocuğu dışarı yollamadım mı? 19. gün. Doğruymuş. Hepsi doğruymuş. Gerçekten de bizim gibi başka insanlar da varmış. Randevuya sırası olarak ve zamanda gittik ve dost canlısı bir felaketzadeler grubu tarafından karşılandık. Grubun liderleri bir adam ile onun ikiz kız kardeşiydi. Bize birkaç soru sordular ve bağlantı halinde olacağımız sözünü verdiler. Ted Ash, Ted Tam buraya ihtiyaç okumam. duyduğunda ne olur? Ve şimdi ben bunları dışarı yolladım birisini. Ben ne zaman yolladım? Beni bildin beni yollamamıştım aman akım. Neyse suyun günü bugün. Bu ne? Sen dışarı çık. Yanında da neyi götür biliyor musun? Sen erkek adamsın. Evini korusun. Gönderin. Dur. Çocuğa maske verik hasta olmadın. Çünkü ne sağlık kitimiz yok. Dur lan dur çocuğa silahı verik. Bu silah ne yapacak? Kullansın. Adama ver silahı. Adam dışarı çıkıyor hiçbir yaram bulamıyor ki. Adam dışarı çıkıyor. Oo hastalandım yemek. Ben kimse Yemek diye silah geliyor. kullanamaz ya. Kullanır lan niye kullanamazsın? 10 yaşındakiler savaşıyordu 2. Dünya Savaşı'nda. Kadını yollayak ve maske verik. Sonuçta kadın ne işe yarayacak ki? Sonuçta yemek yapmıyor. Ortalığı zaten bok götürüyor. Evi de temizlemiyor. Belki dışarıda onu sikerler sonra yemek verip yollarlar ve belki de sikerler geri yollamazlar. Kızın ayağına baksana aman akıyım. 20. gün. Dolores yüzeye doğru gidiyor. Umarım sağ salim geri döner. Ted aç. Hadi bugün de yemek günü. Ted'in götünü sikim. Ted bizi iflas ettirdi. Sen de az su içme. Anasını sikim. Sen sadece su iç. Dışarıda neler olduğuna dair çok az şey biliyoruz. Daha fazla bilgi edinmek iyi olabilir. Sağ çıkan başkaları olup olmadığını öğrenebiliriz. Belki bunun için bir radyo olsa daha iyi olur. Tamam, radyonuz var zaten. Orada gelen dost nükleer çoğun insanlar yeni talimatları bekle. Beklemek değil siktir de biz öleceğiz ama ne yapayım. Ha bak şimdi bunun karısı gitti ya 8-9 gün boyunca gelmeyecek. Abonelerin hepsi de açtan ölecek. Yemek bitti. 21 gündür daha hiçbirinden bir tas çorba bile bulamadık. Bir tane ablamın para çaldı. Aynen. 21. gün. Zayıf bir sinyal yakalayıp devletin acil durum duyuru hizmetine bağlanmayı başarabildik. Bil bakalım ne oldu? Haberler harika. Dışarıdaki felaket artık neredeyse tamamen bitmiş. Yüzeyde yolculuk etmek artık çok daha güvenli olacaktır. Mary Jane pek iyi görünmüyor. Uzun süredir hiçbir şey yemedi. Mericeğine ben dün yemek vermedim mi? Mericeğine ben yemek vermiştim ama buna da su vermiştim. Mericeğinin göt göbek biraz farklı olduğu için öyle oluyor. Köşedeki dükkan hala ayakta mı diye dışarı çıkıp bir süre göz atmaya karar verdik. Tam dışarıda adım atacaktık ki karanlıkta bir hırıltı duyduk ve birkaç
Medret önümüze bir çift siyah göz belirdi. Ne yapacağımıza karar vermek için çok kısa falan. Bir çift vahşi göz. Aynen, hemen çekin silahı vurun. Patlatın deliğini, açın. Nasıl sonra gelin burada yiyin. Ne Köpek. oldu? Sanki her şey sanki bir bilgi bizi siktim, ne oldu mu? Burası ne kadar boş amına koyayım. 22. gün. Tüfekle hızlıca ateş etmek bizi karanlıkta dikizleyen o yaratığı korkmaya yetti. Hatta belki öldürmüştü bile. Onu bir daha göremedik. Açsınız, tamamdır. Size su verebilirim. Evet, sen istersen Yok şu ölebilirsin. çocuğa verme. O içmişti. Tam seni işte ölse daha iyi olurdu. Daha çok hayatta kalabilirdik. Bak harita. Haritamız gitti şu an. Niye? Bilmiyorum. Bir yere sitti galiba. Neyse okuyalım. Devletten bir mesaj daha almayı başardık. Ordu bir kurtarma görevi hazırlığı yapıyor. Tüm frekanslardan bölgeye belirli bir konuma gidip hal hayatta olduklarını belirten bir tabela bırakmalarını istiyorlar. Sorun şu ki bizi coğrafi koordinatları verdiler ama nereye gitmemiz gerektiğini anlayabilmemiz için bize bir harita lazım. Yoksa tüm bunların bize hiçbir faydası olmayacak. Galiba sen zaten evde haritayı alamadın. Aynen öyle. Yarraydık valla. Şimdiden iflas ettik. Oh. Çocuğu bile tıraş etti. 23. gün. Aradığımız yeri bir harita olmadan bulabileceğimizden emindik. Ama yanıldık. Umarız bir dahaki sefere şansımız yaver gider. Hiçbir şeyimiz kalmadı şu an. Üstü başı kir içinde bir tüccar. Omuzun aynı derecede pis bir çanta falan. Yemek istiyor. Karşınıza bir şey veririm falan diyordum. Muhtemelen çünkü yemeğimiz yok. Ama mutasyona uğramış kızımız var. Ama kadın geldi. Kadın iki bardak su getirmiş. Ama maskeyi de geri getirmiş. İyi. Neyse okuyalım. 24. gün. Büyük anne ve babamız bize hep bir şeyi görmeden satın almamız gerektiğini söylediler ve bu tavsiyeye kulak asmayı tercih ediyoruz. Bahçe satışları devrinde yaşamıyoruz artık. O gizemli çantanın içinde ne tür bir hurda varsa onsuz idare edebiliriz. Dolores nükleer çölden sağ salim geri geldiği için sevindik. Yolun sonunda manadaki kiliseye rastladık. Bir kısmı yıkılmıştı ama rahibin odası patlamadan sağ çıkmıştı. Bir grup insan burada yaşam mücadelesi vermiş ve bir tarikat kurmuş. Olan biten her şeyin ne koyayım demiş. Bir oyun olduğuna, birinin eğlencesi için düzenlendiğine inanıyorlar. Ne kadar çılgınca değil mi? Tarikatçılar kutsal suya artık hiç ihtiyaçları olmadığına karar verdiler. Biraz mucize gerçekleştirdik ve boş şarap şişelerini ağzına kadar dolu su şişelerine dönüştürdük. Mary Jane iyi gözükmüyor. Şimdi bu suyu kadın mı getirdi? Evet. Mama açmış Mary Jane. Tamam. Biz Mary Jane'e verdik ya o Mary kocaman. Jane eşyalarımızı karıştırırken bir bitki tohumu buldu. Bunun ne tohumu olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. Acaba bu harika bir şeyin başlangıcı olabilir mi? Şansımız yaver giderse bir elma ağacımız olabilir ya da bir kiraz ağacı. Bir şişe su mu? Oo. Mercan o kadar acıkmış çantayı karıştırıyor. Niye kimse beni dışarı yollayamıyorum? Hadi dışarı çıkın. Evet, koca götünü sikeyim seni. Ver silahı. Zaten Aynen dışarı. dışarısı artık şey olmuş biraz. Duyu kullanabileceğimiz çok daha faydalı alanlar var. İçmek mesela. O yüzden Mercan kendini oyalamanın başka bir yolunu bulmalı. Mercan bu kadarı düşündüğümüzden daha kötü karşıladı. O bitkiyi yetiştirmeye duygusal olarak kendini çok adamış. Tamam. Şimdi ben bu adama su vereyim. Bunları ben ne zaman su verdim? Hepsine su vereyim gitsin amına. Suyum bitiyor. Yarın veririm haydi. Adam da zaten dışarı çıkacak. Dışarıda kendine su bulur zaten. Aynen öyle. Yarın su günü. Yemek yok çünkü. Umarım ki açtan ölmezler. Herkes yarrağı yemiş durumda. 26. gün Ted yüzeye gitti. Umarım kısa sürede döner. Sizlikten daha iyi sinir bozucu bir şey olamaz.
Ve radyomuzdan başka bir şey alamıyoruz. Müzik yok, konuşma yok, hiçbir şey yok. Radyonun tekrar çalışıp hale gelmesi için yapabileceğimiz bir şey var mı? Öylece bakarak hiçbir şeyin düzelemeyeceğinden eminiz. Şimdi buna radyo düzeltmek istiyor. Ne yapacaksın ki? Radyoyu mu yakacaksın? Radyo bozar ya bu şimdi. O yüzden boş ver, radyo elleme. Radyo radyodur. İçine yaranı soksan da aynı değer, sokmasan da aynı değer. Evet. Mükemmel sözler. Kalıntı Murat'tan. 27. gün. Eminiz tek ki sonlarla yaşıyorlardır. Evet tabi her şey yoluna girecek. Mercan açlıktan ölüyor. Ona bugün yemek versek iyi olacak. Yoksa Mercan tedavi edilmesin ne olacağını kimse bilemez. Dolores tüm gücünü kaybetmek üzere. Bu gece yemek yetmezse sabah göremeyecek. Dolores hala buradan güzel bir uyku çekemediği için şikayetçi. Boş ver. Siz bence ölün ya. Boş ver, yaşamayın. Bence gerek yok. Oo. Aynen. Dolores'in duruşunu gördün. Sanki 8 sene zincir üzerine adam. Ama bak kızı yok artık. Kısaca masraf oldu. Yarrağı. Kız gitti. Kıza ben neyimi yedireyim? Bir tane de yarrağım var. Onu da versen bir günde yer, o sonra iki gün acıkır. 28. gün. Artık büyüme vaktin geldi Timmy. Burası artık Kassas değil. Fransas değil ve Noel Baba aslında yok. Dolores tüm gücünü kaybetmek üzere. Bu gece yemek yemezse sabah göremeyecek Dolores şu anda. Siktir et ya. Al doları su iç. Neyse oyun bitti, kayalım. Kaybettik. Bu saatten sonra düzelemeyiz. Baba sadece 10 şişesi getirir. Çocuklarına bulur getirir. 3-4 tane karı getirir buraya. Neyse. Şimdi gitti dışarı. Evi terk etti. Oo. 29. gün. Maalesef bugün onlara yardımcı Bir de olamadım. bir şey söyleyeceğim. Kız nereydi? Kız bilmiyorum şimdi bir anda gitti. Kız ve çocuk evi terk etti. İyi yaptılar. Boşa böyle okumana gerek yok. Kadın tek kaldı. Kadın da hemen ölsün. Oyun bitsin haydi. Nasıl bu oyunda? Bazıları 90 gün boyunca yaşamayı başarıyorlar. Nasıl yapıyorlar acaba ya? Gelene gidene kapıyı mı açıyorlar acaba? Silahı falan bizden biraz. Biz gerizekalıyız belki de. Tamam, Dolores öldü zaten. Radyo da bozulmuş. Haydi haydi ölelim. Dolores can çekici şu an. Adamın dışarı çıktı zaten. Hastanem geri dönecek. Bana yemek verin diyecek. Bu vallahi hiç hayalimdeki gibi olmadı. Hiçbir şeyim yok, takas edemiyorum. Dolores öldü. Adam eve bir geliyor, ne karısı kalmış, ne çocuğu kalmış, ne kızı kalmış. Adam diyecek, amına koydum, bir hafta evi terk ettim, ortalığa bak diyecek. Hoş geç geldi ama. Adam tek kaldı. Evet, bugün çeşitli eşyalara dolu pastı bir el arabası taşıyan bir yabancı uğradı. İhtiyacı olan eşyalar için takas yapmak istediğini söyledi. Bir tüccar olduğunu iddia etti. Su mu veriyor? Oğlum bize yemek lazım ya o. Tamam, benim suyum zaten var. Su bana en az 4-5 gün boyunca yeter. O yüzden tek eşyalar veremeyiz. Dertte tek başımıza kaldık. Dertte hatayı geçirmeye çalışıyoruz. Takas teklifi reddettik. Umarız doğru tercih yapmışızdır ama tüccar buna pek sevinmedi. Ted dışarı çıkmıyor. Ted dışarı çık, bir şey olmaz lan, ölsen dedim bir şey olmaz. Peki çık dışarı, bir şansını dene. Burada kalarak hani hiçbir şey geçmez çünkü görüyorsun imkanımız falan yok. Burada hayat yok, çık dışarı. Hasta olsan bile çık. Dışarı çık, kafana sık bari, bir şey yap. Vallahi burada hayat kalmadı. Hiçbir şeyimiz yok şu an. Mermim var. Zehir var, onu içebilirsin. Bak radyoyu da bozmuşsun zaten sen. Işığı bunu götüne sokup intihar edebilirsin. Ha, bunu kafana koyup boru yerini kapatıp kendini öldürebilirsin. İntihar etmenin falan, bak arkanda tek silah var. Silah direkt kafana sık gitsin. Dışarıda radyasyon ve sen dışarı çıkmıyorsun. Burada hiçbir şey kalmadı Ted. O yüzden direkt kendini öldür. Vallahi başka çaren kalmadı. Suyla karnını doyur. Ted dışarı çıkmıyor zaten. Geçen gün kapımızı hafifçe çaldı ama açıp dışarı baktığımızda sadece kapının önünde bir
bavul bulduğunu gördük ve yatada kimse yoktu. Üzerinde isim yazmıyor ama kesinlikle bizim için bırakılmış gibi görünüyor. Hadi bak bakalım içinde ne var. Belki yararlı çıkar. Bu adam birisi gibi öldürsün ya. Ne oldu? Çanta ne? Neyse boş ver. İçinde bir şişe su vardı ve gayet normal gözüküyordu. Tamam falan. Ha biraz daha su Mantıksaydı. iç. Zehirlenmiş. Neden acaba? Ha Ona bakalım. Tede. Tede dışarı yolla. Tede dışarı yollamayı kabul ediyorum. Ah oh, dışarı çatı hastalığını geldi. İyi oldu. Ha yemek bulmuş. Hadi yemek ye. Görünüşe göre orada enkazların genellikle konserve domates çorbası ve şişe sudan oluşurmuş. Tabi eğer bunları hurdaya dönen tankın içinde başka biri bırakmadıysa. Dedi dışarı yollayabiliriz. Dans eden bir hamam böceği göreceğimiz aklımızın ucundan bile geçmezdi. Gerçi hala görmüş değiliz ama halen falan bunlar kafa yemişler. Ala bunu git öldür bakalım. Hala görmediğin bir şey zehri sık sonra onu da bitir. Sonra gidip onun üzerine oturup intihar et. Boş yere verdik onu da. Ucuz atladık. Bu parlayan böceklere dolu bir yuva. Bizim yükler çöle çıkarmaya itebilirdi. Hamam böcekleri iğrençtir ama radyoaktif hamam böcekleri iyi. Ted çok zayıf görünüyor. Ted'e daha ben dün yemek verdim. Hadi yine vereyim. Ted yeter ki götünü büyüsün. Kıyamet sonrası bir huzur ve sessizlik dönemi olacağını bekler insan. Sonuçta bilirsiniz işte insanların çoğu ölüp gitti. Öyle olmuyor ama. İşte yine kapımızda biri var. Kapıyı açtığımızda mavi paraşütçü turuna girmiş tuhaf görünümlü bir adam karşıladık ve biz de onun bir su çipi takas etmemizi istedi ve su çipi mi? O da ne? Ola ki. Su çipi nedir lan? Ha su çipi nedir? Bilmiyorum. Burada hiç farklı bir şey de göremiyorum su çipi diye. Ha bu mu acaba? Boş bir yardım çantası diyor. Su çipi diye bir şey yok. Adamı sikip kandırmışlar. Aslında bizi kandırdı. Ziyaretçi bir su çipi olmadığını ziyaretçi bir su çipimiz olmadığı hatta onun ne olduğunu bile bilmediğimizi duyunca pek mutlu olmadı. Ona teklif ettiğimiz suyu aldı ve su çipini hayati öne taşıdı anlattı. Biz daha fazla bilgi almadan nükleer çöle geri dönerek gitti. Tamam da su çipini verseydin ya. Anasını hardcore siktiğim. Tamam Ted dışarı çıkmak istiyorsan çıkabilirsin. Yanında da az silaha götür. Neden hasta olmuşsun olacağın kadar. Belki zombi olursun, ölümsüz olursun. Oyunu uzun yıllar götürebiliriz. Oyun bitti şu an. Aa geri geldi lan. Silaha da kırmış. Oo hali iyi yemek getirmiş ha. Evet. Ama silaha kırmış. Hayrattan oyun devam ediyor. Ted yüzeye gitti. Umarız kısa bir süre sonra geri döner. Ekipman. Ted yüzeye yaptığı yolculuktan sağ salim döndü. Keşif ekibimiz daha hiçbir yere gitmeden büyücü gibi giyinmiş kaçık bir grup insanı rastladı. Bizimle bazı kaynakları takas etmek niyetlerindeler. Karşında da birkaç eşya istiyorlardı. Güzel bir teklif olduğunu için onları içeri davet ettik. Uzun bir süredir köşede duran kendi halinde takılan bir çift eski çorabı satın almak için çok coşkuluydular. Bize büyücülere istediklerini verdik. Ve karşısında birkaç şişe su aldık. İçeriden biri çorbalarla kulaklarını astı ve dans etmeye başladı. Bu ne delir lan amına koyayım. Onlardan gerçek kıyamet öncesi parasıyla biraz yemek satın aldık. Onlara verdiğimiz bozuk paraların sihirli olduğunu düşündüler ve biz de hiç tartışmadık. Demek ki bu eşyaların hepsini şey yapmışlar. Hadi bu büyücüler vermiş. Bu götünü siktiğim gün dışarı çıkıp hiçbir şey getirmemiş. Silahı kırmış sadece. Israrla bize radyolarını satmak istediler. Radyo şeytan aletiymiş ve karanlığın efendisi geri düşüşü hakkında bir şeyler fısıltıyormuş. Karşına bir gazoz kapağı verdik. Ben böyle müşteriye kurban olurum aman akım. Böyle müşterim olur ya. Evet şu an dışarı çıkamıyor. En nefret ettiğim şeyleri sırala diye bir oyun oynadık. Ve nedense sık sık komşumuzun adını duyduk. Böyle düşününce o küçük çakalın oturma odasının bir para kadısı olduğunu hatırladık. Hep içinde ne olduğunu merak ederdik. Belki de artık öğrenmenin vakti gelmiştir ama
baş düşmanımızın varlığını çalmak onuruna kim erişecek? Ted. Ted hemen git bak içinde ne var. Belki üstüne atlayan bir şey çıkar. Biraz büyük, kusura bakmayın. Neyse. Bakın ne bulmuş. Para kasası açtığımızda yüksek bir patlama sesi duyduk ve orada koyu çürük yumurta kokan berbat bir durumda dolu alçak herif. Para kasasının bu bir tuzağı kurmuş. Evet, bizi biraz yavaşlattı ama en değerli varlıklarını almamızı engel olmadı. Al sana. Net. Bu kokuyu bir daha kıyafetlerimizden çıkaramayacak olmamız çok kötü. Sabun yok mu? Dikkat edin ama neyse, su yok. Anahtar almış. Daha dün yemek verdim sana Ted. Ted halen dışarı çıkmak istemiyor. Bu ses ne? Olamaz. Bir şey var. Bir şey veya biri var. Altımızda bu sesin kaynağını kesinlikle kontrol etmeliyiz. Köşedeki şu iniş deliğini kullanmaya ne dersin? Kullan bakalım. Biri Ted'i sikmesin de oyunu en azından 60. güne kadar getirmek istiyorum. 63. güne getirdikten sonra gönlüm rahat olur. Aa, harita. Aha, harita bulduk. İyi, harita bulmamız iyi. Harika, evimizin altında bir korsan mağarası varmış. İçinde çeşitli hazineler vardı. Tüm mekan çökmeden önce sadece bir harita almayı başarabildik. Çok yazık oldu. Neyse ki bu olay bizim sığınmamızda zarar vermedi. Tamam. Dışarı çıkabiliyor mu? Ted niye dışarı çıkamıyor? Amına koydum bu adamı. Bunları iyi, belki dışarı çıkar. Sığınakta dolapların biri biraz sallandığı için yeni bir yuva bulmak amacıyla onu dışarı çıkardık. Bu esnada gizli bir kapı keşfettik. Nereye çıkıyor acaba? Hiçbir fikrimiz yok. Hadi öğrenelim. Dur ya. Buna yemek vermeyeceğim. Sadece su vereceğim. Çünkü daha ben dün yemek vermiştim. Gidip bak bakalım. Bu ses ne? Radyo ses. Aklıma Şaban'ın filmi geldi lan. Böyle bir ses geliyordu sanki. Neyse, ne buldu acaba? Odanın dört bir yanını aradık ama hiçbir şey bulamadık. Evet, zamanımızı borç aldık. Ted karnı guruldu. Ted hasta, birkaçın dinleme ihtiyacı var. Ama yemek ye. Dışarı çıkamıyor. Devletten bir meşes daha almayı başardık. Ordu bizi kurtarma görevine hazırlık yapıyor. Tüm felaketlerin bölgesi belirli bir konuma gidip hala hayatta olduklarını belirten bir tabela bırakmalarını istiyorlar. Sorun şu ki bizi coğrafi koordinatı verdi ama nereye gitmemiz gerektiğini falan filan yoksa bunların hiçbir tanı. Hayatlara gidip bir yer, nerede demiş, orayı bulmamız gerekiyor. Tamam. Yemek verdim zaten ben buna. Karnı açtı. Vallahi 50. güne kadar gelmeyi başardık lan. Hadi tek başıma iken 30. güne kadar zor geldim amına koyayım. 30. günde ölmüştüm. Haritaya biraz göz atınca ihtiyacımız olan bilgiye hemen ulaştık. Onlar şişe içinde bir meşes bıraktık. İyi. Ted ne istiyorsun? Bitkin hasta, aç. Daha ben sana dün yemek verdim ya. Daha dün yedin Ted. Daha vallahi sen daha dün yedin. Dün vermedim mi ben buna? Verdim. Ted ne olsun, dışarı çıkıyor. İllaki bizi bitirecek mi amına koyayım? Üstü başı kir içinde bir tüccar, omuzunda aynı derecede pis bir çantayla bugün bizi ziyaret etti. Bize basit tek seferlik bir anlaşma teklif etti. Sadece bir çorba konservası konu karşılığında çantayla içindeki her şey bizim olacaktı. Ama çantanın içinde ne olduğunu göremezdik ve gizemli çantayı incelemeye her çalıştığımızda tüccar bize kızgın kızgın baktı. Anlaşmayı kabul etsek mi? Çantanın içindekini göstermiyor. Aynı şey diyor. Evet sayın seyirciler, arayın. Sadece 159 TL'ye iPhone 11 Pro Max geliyor. Haydi eve geliyorsun. Kutuyu açıyorsun. Diye salatalık çıkıyor. Acaba versek mi Halil? Şimdi yemek az. Yemekle hayatta kalırız. Çünkü bu götünü bir türlü toparlamadı. Dışarı çıkmadı. O yüzden versek mi vermesek mi? Bence bana şimdi yemek verme. Bak, ama karnı aç. Yarın ver. Ama kendini çabuk toparlayıp dışarı çıkması lazım. Yine diğer mi versek acaba? Sadece su verelim o zaman. Yemek versek dışarı çıksak iyi olurdu aslında. Vermeyelim Halil sence? Tamam, vermeyelim. Peki buna? Verek. Bakalım ne verecek acaba?
Kedi verdi Ya ona seni sik. kediniz. Cadden cidden kedi mi çıktı amına koyayım? Amına koyayım neyse. Kapı tüccarın arkasından kapanır kapanmaz çanta şiddetli sarsılmaya, çırmalamaya benzer korkunç sesler çıkarmaya başladı. Dehşete kapılıp duvara yaslandık. Yaslandın aslında. Canavar nihayet çantadan çıktığını, onun sadece kızgın bir ev kedisi olduğunu anladık. Bize tehditkar bir bakış attı ve hemen odanın bir köşesine oturup kendini temizlemeye başladı. Tasmasında Sherlock yazıyordu. Adı bu mu? Galiba adı bu. Yat kayıkların Yani karnı kurul diyor. Tatarın dışarı çıkmıyor. Sherlock sinemamızı artık yuvası olarak görüyor. Bizim de ona ihtiyaç araştırmamız lazım. Onun yanında dolaştırmayı deneyebilir ve kafasını okşayabiliriz. Tüm kediler okşamayı sever ve umarım Sherlock da böyledir. Yoksa kediye dokunmaya kalktığımız anda genç yaşımızda ölebiliriz. Onunla oynamayı denesek mi? Deneyin. deme ama hep He. lan sen bir tek patlamadan sağ kalmışsın. Belki tırnağında zehir falan yok mudur acaba ama bu kadar öleceğini sanmıyorum. Bak kedi bu sefer oraya çıkmış. Hayvan suyu devirmiş. Allah'tan biraz suyumuz var diye seviniyorduk. Hayvan panik içinde kocaman kaçmadan önce kafasını biraz okşamaya başladık. Çok güzel ve yumuşaktı. Tüylü bir hayvan okşamanın insana iyi geldiğini söylersek bu bize kesinlikle kendimizi daha iyi hissettiriyor. Kedi sıcak dostça kucaklamamızdan kaçtı ve sığınağın öteki tarafını atlayarak kraftaki bir şeyi yere düşürdü. Şişe kırılıp bize verdiğimiz şüpheli kararlardan sonucu hatırlatmak istercesine yerde çirkin bir su birikintisi yarattı. Süper gitsin yalasın. Ted'in neye ihtiyacı var? Ted'in her şeye ihtiyacı var. Bitkin ve hasta. Ama susamamış. Susamış mı acaba? Ted açlıyor, Ted öksürüyor. Valla Ted, yapacak bir şey yok. Tamam. Keşfe de çıkartamıyoruz. Ve burada ne yazıyor? Bir pazarlamacı uğradı. Sığınmazda onu kıyamet öncesi zamanlardan hatırladık. Elimizde bir sürü broşür vardı ve biz az sonra yurttaş denen bir şeye kaybolmaya ikna etmeye çalıştık. Ama bunu reddedik. Şimdi de biraz kaynak istiyor ve karşısında bizi devlet sırrını açıklamayı söylüyor. Astro yurttaş. Su diyor. Kedilerin suyumuzu devirdi. Bir şey versek bu kadar tek suyum kalacak. Muhtemelen o zaman yara yemiş olacağız. Devlet sırları benim şu anlık işime yaramaz. Çünkü aslında yara yayacak olsa bile kaynağım yok. Veremem. Açtan ölüyoruz çünkü. 53. gün. Bir kural olarak pazarlamacılara asla güvenmeyiz. Özellikle ihanet kalkışanlara. Ona dünyayı hangi gezegenden geldiyse oraya geri dönmesini söyledik. Sinirlenen ve öfkeyle çıkıp gitti. Ruhlarımızın uzaylı lord falan filan şeyleri buradan zavallı adam kafada çok karışmış gibiydi. Susamış. Kendini bir önce toparla işte anasını siktiğim. Harita buradaysa bir dakika dur. Bir dakika dur da bir. Şurayı şöyle bir kapatabilir miyim ben? Böyle kapatamıyorum ya. Neyse kapatamıyormuşum. Dışarı çıkalım aynen öyle. Haritadan gideceği yere işaret yapsaydık iyi olurdu ama zaten bilmiyoruz ama. Günler akıyor hadi. Altmış. Vallahi 60. güne kadar yetiştik. Oyun bitti işte. Niye ki acaba? Oyun niye bitti ya? Oyun bitti vallahi. Keşke bitmeseydi. Ted yüzeye gitti. Umarız kısa bir süre sonra dönerek. İkman. Güya kolay bir kaynak araması gelirse olacaktı. Maalesef işler hiç de öyle gitmedi. Ted bir daha geri dönmedi. Kilitli sığınak içinde tüm sırlarla birlikte sonsuza kadar kapalı kalacak. En azından bir demir testere ve epey sabrı olan bir gelene kadar. Kıyametten çıkıp kolay iş değil. Oyun bitti hayırlı. Vallahi oyun bitti.
Evet, 3 kere dışarı çıktı. Birisinin tek işimize yaradı. 63. güne kadar gelmeye başardık 63. gün. Öldük. En azından açlıktan ve susuzluktan ölmedik amına koyayım. En azından bunu başarabildik. Değil mi bana Halican Bey? Halil. Gidi bana bir ıskalaka da getirir misin? Sakarya pistim ben burak. Akciğerleri daha verin ve Olsun. işi kötüleşti hiç. Benim hayatım zarar Evet, Halil'im. senin beynini yavaşlatıyor. Olabilir. Neyse arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkürler. En azından bu sefer 60. güne kadar gelmeyi başardık. 60. gün. Kaç dakika olmuş? 55 dakika. Hatta 56. dakikaya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar bir abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Dedim amına koyayım bu arada.